geldiniz, hoş geldiniz. Bugün yorumlarda da istendiği gibi, hatta biz de zaten söylemiştik bunu yapacağımızı. Yapacaktık, aynen. Kanal önerisi ve özellikle kaynak önerisi. Yapacağız. Kaynak ve kanal önerisi. Aynen. Mezun kanallar için, 12. sınıflar için, 11. sınıflar için hiç fark etmez. Hepsi. Genel bir TYT, AYT kanal önerisi yapacağız. Şöyle planladık. Ben tarih, coğrafya, edebiyat, Türkçe, sosyal kısmını yapacağım. Biraz daha sözel ağırlık kısımları. Ben aynen. De sayısal, sen de matematik, fen kısmını aynen, yapacaksın. O kısımları yapacağız. Şimdi geçelim. TYT sırasıyla başlayalım. Direkt geçelim. Türkçeden başlayalım. Kitapçık sırasıyla. Tamam, şey kitapçık sırası ilerleyelim. TYT Türkçe için neler Türkçe yapmalıyız Ecan'ım? Yapmalıyız değil mi? Neler çözmeliyiz? Ben kaşan kaynak önereceğim. Önce bu son 30 yılın kitaplaştırılmış, işte son 30 yılın soruları var böyle, kitaplaştırılmış, konu konu ayrılıyor. Bir paragraf adına o çözülmeli bence. İki, limitin paragraf kitapları güzel, çözülebilir. Onu çözün. Dil bilgisi için ben bilgi sarmal ve limit kullandım. Bir de şey kullandım. Hatırlayamadım onu. Paraf. Paraf. Ben de paraf kullandım. Paraf. Parafı ben de kullandım. Çok güzel. İkisinin de yani limit paraf. Limit ve parafı çözmeye yönelik girmek için. Aynen. Limit, paraf, dil bilgisi ve paragraf hepsini çözersiniz. Evet. Haftada bir de her gün bir ay önce 20 soru, sonra 25, 30, 35, 40 da fixleyin, her gün çözün. Pazar günleri de bir tane Türkçe denemesi yapın ve dil bilgisi de çözmeyin, paraf da çözmeyin. Ben Türkçe denemesi için bu arada 3-4-5 öneririm. Evet, 3-4-5 güzel. Bilgi sarmalı, 3-4-5 hepsi güzel. Onlardan evet çözebilirsiniz Türkçe için. Şimdi sosyal. Sosyal, tamam, yapalım. TYT sosyal için eğer sayısalsanız direkt deneme çözün. Deneme üzerinde ilerleyin. Denemede 3-4-5. Sonra zaman kaybetmelerine gerek yok sayısalın. 3-4-5 bilgi sarmal. 5 her zaman söyleyeceğim. 3-4-5. Limit. Limitte biraz zorlanabilirsiniz. Limit. Eğer eşit ağırlık veya sözelseniz o zaman zaten AYT tarih çalışacağınız için AYT tarih soru bankalarını çözün. Zaten diğerlerini de evet size çok kolay gelecek. Evet, TYT tarih çözmek istediği hiçbir gerek yok. Çünkü AYT tarihi ay kapsamlısı. Coğrafya için ben bilgi sarmalı ve limit çözdüm. Limit çok daha iyi bilgi sarmala göre. Limit iyi, limit alın. Onun dışında bu kadar. Yani din ve felsefe için soru geçmiş sorulara böyle bakarsınız. Deneme üzerinde yerlersiniz, daha iyi olur sizin için. Sırada matematik var herhalde. Matematik için soru bankası şu şekilde, ben 3-4-5'e kesinlikle yani her branş için önereceğim. Matematik için ekstra önereceğim. 3-4-5'in TYT matematiği ve ekstra bir uyarı geçmek istiyorum. Eğer gerçekten ilk defa böyle matematiğe şey yapıyorsanız. Çünkü eşit ağırlık öğrencilerin biraz daha kötü oluyor matematiğe. Yani başlangıç için en azından. Sayısalcılardan daha kötü oluyor. Bir başlangıç olarak ben antrenmanlarla matematiği hayır öneririm. Hayır ya, hayır. Çok gereksiz bir kaynak olduğunu düşünüyorum ben. Çok gereksiz. Ben öneriyorum. Çok gereksiz. Ben öneriyorum. Ben bile çözdüm. Ben kendim çözdüm. Öyle söyleyeyim. Ben öneriyorum. Çok gereksiz. YKS senesi için değil. Ben bunu 11. sınıf için öneriyorum. Hani 11. sınıfta bir temel atmak için önemli TYT temeli için. 12. sınıfta bunu çözmezsin. Çünkü zamanla artık azalmış. Bir yılın kalmış. 11. sınıf için biraz yani daha. 12'de bence. Evet, bence de o kısım için doğru. Bir yılın kalmış. Onunla uğraşmazsın. Evet. Büyük bir kitap çünkü. Orijinal yayınları biraz daha zordur. Çok iyi. Orijinal yayınlarını biraz çok daha iyidir. Sona doğru çözmeye başlayayım bence. Başlangıç olarak 3-4-5 çünkü 3-4-5'in kolay, orta, zor kısımları var. Kolay kısımları alıştırır, klasiğe de alıştırır sizi. Orta kısımları vesaire vesaire öyle ilerlersiniz. Orijinalde sınava daha yakın zamanlarda çözersiniz. Onun dışında problemler için... Bilgi sarmalı genel TYT'si de çok iyi. Tabii. Problemler için ekstra bir kitabı da var diye biliyorum hatta. Döku kitabı da alabilirsiniz. Apotemi güzel problemler. Apotemi problemler yayınlığı var. Evet. Ben ondan çözmüştüm problemleri. Evet, bunlar güzel. Fen için de... ben fen için soru bankası almanızı önermem. Açık konuşayım. Palme ben çözdüm. Palme soru bankasını çözdüm. Ben soru bankası olarak önermek istemiyorum. Çünkü ben kendim için en azından full deneme üzerinden gittim. Full deneme üzerinden gittim. Ve konuyu çalıştıktan sonra, güzelce çalıştıktan sonra tekrar niyetinde evet soru çözmek önemli bence de. Çıkmış soruları ve denemeler üzerinden ilerledim. Ama gerçekten eğer bir soru bankası istiyorsanız, yani ben çok böyle 20'de 20 yapmak istiyorum TYT Fen'den diyorsanız soru ama bankası... Ama sayısalsın bir de öyle düşün. Sen eşit ağırlık için konuşma. Tamam o zaman. Ya hayır, eşit ağırlık için konuşmuyorum. AYT Fen'le TYT Fen zaten farklı. Hani AYT Fen'cesinde TYT Fen olacak diye bir şey değil. Tamam, Aydın Palme, Kimya Palme mesela. Verebilirim. Onlara AYT mesela, Aydın Kimya. TYT'si de var açıkçası. TYT'si güzel değil. Aydın'ın TYT'si güzel değil. AYT'si güzeldir. Özellikle organik kısmı bayağı güzeldir. Bu şekil. AYT kısmına geçelim şimdi. Tamam, aynen. Şimdi AYT kısmına geçtik. Yine aynı şekilde kitapçık sırasıyla gidelim. Kitapçık sırasıyla gidelim. Söz sos 1. Sos 1. Edebiyat için limit, paraf aynı şekilde. Deneme,
full deneme. Denemeler yine limit, bilgisayar, mal hepsi. Yani ben edebiyattan en az 6, 7, 8 kaynak çözdüm herhalde. Şaka yapıyorsun. Evet yani. Maşallah. Çünkü sorular çok az oluyor mesela atıyorum bir şeyde. Ama çıkmış sorular çözme unutmasın değil mi? En önemlisi bence. Evet çıkmış sorular yine aynı şekilde evet. 30. Son 30 yılın. Aynen yine aynı şekilde öyle. Yine limit, paraf, bilgisayar falan olur, çözülebilir. Onun dışında zaten çok çalışılan, hani ezberlenen bir şey olduğu için pratik. Bol deneme, tamam. Baktım orada. Edebiyat için öyle, tarih için yine limit, ayete tarih, yine paraf, yine. Onun dışında genel bir şey söyleyeceğim. Coğrafyada bu arada yine limit. Zaten coğrafyanın AYT'si çok genelde zorlamıyor. AYT yine limit iyi. Tek kaynak yeterli bence şey için. Coğrafya için. Yine çıkmış sorular. Tarihte özellikle çok tekrarlıyor çünkü. AYT coğrafya çok yorum olmuyor mu ya? Hayır coğrafyadan bahsetmiyorum. Tarihten bahsetmiyorum. Hayır AYT coğrafya için bir şey söyledim. Bu seneki değildi mesela. Değil miydi? Çok bugüne değil. Kadar hep yorum çıkıyordu ya. Evet, TYT yani. Mesela çok daha fazla bilgi oluyordu genelde. O yüzden hani yine denemeden deneme. Bu arada bunlar için full deneme. Yani sos bir kesinlikle deneme üzerine gidilmeli. Kesinlikle. Deneme her zaman. Her koşulda. Onun dışında sos 2 için yine aynı kaynaklar kullanılabilir. Yine daha detaylı böyle ben sos 2'yi fulleyeceğim diyorsanız KPSS çözebilirsiniz. Ben çözmüştüm. KPSS'in ben KPSS'e girmiştim bile biliyor musun? Öyle mi? 89 puan aldım KPSS'e. Bu da ekstra yani, girilebilir, ya girilebilir ne ya şey KPSS yayınları çözülebilir evet, sos 1. KPSS'e benzer de aynı. Hiç soru kaçırmayayım sos 1'i hiç kaçırmayayım her şeyi çözeyim diyorsanız yine onda da çözebilirsiniz. Yani KPSS'e. Evet. Buna geçmeden önce AYT matematik için ne düşünüyorsun? Ben senin düşüncelerini merak ettim. Sonra söylemek istiyorum. AYT matematik için bilgi sarmal AYT orijinal AYT'si yine apotem AYT dışında bir ben, şey çözmedim. Ben bir de acil matematik çözdüm. Ne? Acil de çözdüm. Acilin geometrisini çözdüm sadece. Hı, geometri. Acilin bir de geometri ilacı diye bir şey vardı. Zor olanı çözdüm. O kolay olan. Ben zor olanı çözdüm. Kanal önerinde söyleyeceğim ben kişiyi de. Onu o zaman söyleyeceğim. Şimdi ben AYT matematik için apotemiyi kesinlikle öneririm. Kesinlikle fasiküler kesinlikle. 3-4-5'i zaten öneririm. 3-4-5 benim sponsorum herhalde. 3-4-5'i çok seviyorum. Ben 3-4-5'in AYT'sini beğenmedim. Yani 3-4-5'i komple çok güzel. Çok iyi bir yayın. Çap tam bir iki ha, olasılık fasikülünü çözmüştüm. Ben çapı, ortalama seviyeydi çok evet, iyi gelişti. Ben de geometri için doğrudan doğru incelenmesi o tarz şeyleri çözmüştüm. Kombinasyon falan her onları oradan çözmüştüm. Aynen matematik için genel olarak bunlar ve deneme bol bol deneme tabii ki her şey sürekli bak ikide bir tekrar ettiğimiz tek bir şey var bol aynen. Bol deneme. Onlar deneme de önemlisi. Aynen onu söyleyeceğiz. Bir de AYT fene geçmek istiyorum. Ben AYT fen için sadece çap fasikülü çözdüm gerçekten ilk zamanda. Hani iyi mi geldi kötü geldi ama çalışmamıştım zaten. Önerdiğim olarak da yani bildiğim sayısalı yapan arkadaşlarımdan da öyle. Çapın AYT fasikülleri çok güzel gerçekten. Fasikül dışında soru bankası olarak isterseniz gene dediğim gibi 3-4-5'ten yararlanabilirsiniz. 3-4-5'in AYT'si, TYT'si de iyidir. 3-4-5 dışında ne geliyor aklıma? Okyanus yayınları vardı. Okyanus yayınları... kötü bir yayınlar. AYT fen için fena değil bu arada Okyanus yayınları. Aydın iyi, Palme iyi. Aydın, evet, Aydın iyi, Palme. Bu arada Palme. Tamam bak şu an geldi Palme. TYT fen, AYT fenin kralıdır. Palme zaten yani fen için başlı başına bir efsanedir. O yandaki trikleriyle beraber bambaşka yani. Şimdi ben baktım. Bu arada bakıp geldik ufak bir şey yaptım. Kafa denge iyiydi fenler için. AYT fen ve AYT matematiği de iyiydi kafa dengini yanlış bilmiyorsak. Çözmedim ama fenleri iyi diye arkadaşlarımdan hatırlıyorum. Evet kafa dengi. Bir de eklemek istiyorum. 3D yayınları tarih ve edebiyat için çok iyi. Çok iyi ondan da kesinlikle ama da bakın yani. O da çok iyi. Şimdi deneme önerin. Deneme önerelim. TYT için önce önerelim. Ben sana bir şey sormak istiyorum tekrar. Altın kalem hakkında ne düşünüyorsun? Bence bazıları kötü içindeki. Değil mi? 10 tane var. 10 tane var. 3-4 tane kötü sıkıştırıyorlar. Evet. Kötü var. Kalitesiz deneme var. Soruların hiçbir şekilde alakası. Şöyle. Ben çözdüm ama gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ben aldım. Aldım yani denemeyi çözüyorum. Yemin ederim size 5 tane deneme. Belki 2000 yani düzeltilmiştir belki ama hani sınav bildiğiniz 2018 sınavı gibiydi bir de. Evet. 2017 sınavı gibiydi. Çok bir tane deneme de içik oluşuyor. Böyleydi. Başka bir denemede yanlışlar vardı. Yani çok tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmediğimiz yani şeyler de olsun burada yani. Çok abartılan bir deneme olduğunu düşünüyorum ben. Evet hani bunu çözmeden girmeyin falan. Ve o kadar gerek yok. Limitin branş denemeleri Türk yani sözeller için iyi ama matematik ve diğer türevleri kötü bence. Evet. Ben TYT denemesinden devam ediyoruz. Deneme olarak
genel deneme 3-4-5 güzel. Klasik olacak çıktı ama 3-4-5. Kesinlikle 3-4-5. Limit almayın bence genel deneme. Branş denemeleri, o da sadece sözeller için branşlar. Bilgisayar harmanı denemesi iyi, bilgisayar harmanı denemesi de hem branşları iyi. 3'te de çok iyi, 3'te de çok iyi. Hem de 3'te ben çözdüm. 3'te çok en iyi çözdüğüm deneydi. 3'te çok iyiydi, 3'te çok iyiydi. 3'te çok sınava iyi. En yakınlık olarak değil mi? Çok iyiydi 3'te. Evet, 3'te çok iyiydi. 3'te çok iyiydi 3'te. Aynen. DYT denemeleri. Bu arada şöyle bir şey var. Gerçekten ne kadar erken konularınızı bitirseniz o kadar iyi. Aynen. Sürekli deneme çözün ve gerçekten hani burada önerdiklerimiz evet ama piyasada bütün gördüğünüz denemeleri çözmeye çalışın. Aynen. Hepsini. Hani kötü olur, ben iyi olur. Ben böyle ıvır zıvır deneme de çözüyorum. Aynen öyle. Altın karmayı bile çözüyor. Söyledik, kötü dedik ama yani oturun çözün. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hani bir gün oturun artık konular bittikten sonra sabah DYT, akşam hayata, sabah DYT, akşam hayata. Yani sıkıştırın araları sürekli. DYT için, sözel kısımlar için yine limit 3'te paraf, onların branş denemeleri ve yine parafın parafın değil 3D'nin total AYT denemeleri, 3-4-5'li AYT denemeleri güzel. Limitin evet. Yine kötü bence. Limitin matematiği kötü. Ya limit çok o yüzden yani kasıyor matematik özellikle. Çok hayır, kasıyor. De, bilmiyorum bence kötü yani. Sıkıştı. Yani soru uzun da değil. Kısa soruyor ama öyle bir zoruyor. Zor soruyor ki. Bir tane alın çözün. En azından. Siz de görürsünüz. Ama fenleri de eminim ki çok iyi değildir yani. Onun dışında ben hep dershane denemelerine girdiğim için böyle arada tabii şeylere giriyorum. Bu arada evde hazırlanan insanlar için de söylemek istiyoruz bunu. Yani bir dershanede denemeye yazılmaya çalışın. Yani evet. Hani biraz da dershane fiyatlarının çok daha ucuzu çünkü. Yani hani fiyat olarak bilmiyorum nasıl şey olur ama yazılmaya çalışın. En azından bu ortamda bir girin o sınava. O denemeler önemli oluyor. Onun dışında hani ona yazılamadınız. Bu özdebirler oluyor. Senede 4-5 tane. TÖDER oluyor. TÖDER oluyor. Özdebir oluyor. Bunları kaçırmamaya çalışın en azından. Hani dershane denemesine yazılmadıysanız. Mutlaka bir ortamda girmeye çalışın. Ya bir de bu çözeceğiniz denemeleri özellikle evde değil de bence gidin kütüphane ortamında çözmeye çalışın. Evinizde kütüphane varsa. Çünkü etraftaki insan çoğunluğu, gelen azıcık ses olsun. Biraz daha sınava hazır oluyor. O konuda daha iyi. Bir de ben bir tane böyle bir şey söyleyeceğim. Bir aralar aşırı bu böyle YKS videosu çekenlerin aşırı böyle övdüğü bir kaynaktı. Ben de ondan almıştım, tamam mı? Hangisi? Arı yayınları biliyor musun? Evet biliyorum. Paragrafını mı aldın? Evet. Paragrafını ben de almıştım. Ben size bir şey diyeceğim. Bence arının paragrafı iyi. Nelerini söyleyeceğim. Söyle. Abi şey yapıyorlar. Bir tane atıyorum soru alıyorlar. Ünlüyü şey yapmış işte sorular. YKS değil mi? Aynı soruyu başka şekilde soruyor. Ve zaten soru hep birbirini tekrarladığı için farklı farklı hep aynı tarzı görüyorsunuz. Bence kesinlikle alın. Onun problemine de yapmışlar. Ben onu 11'den 12'ye geçtiğim yaz arının problemini çözmüştüm. Yine aynı soruyla farklı şekilde soruyor 4 tane. Yine o da güzel yani, onu da alabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi kaynak önerimiz bitti aslında. Aynen, ben bir kanal önerisi yapmak istiyorum 3-5 tane. Hazırlanırken en azından çünkü ben şöyle mezun selamda evde hazırlandım ve sadece YouTube kullandım ders dinlemek için. Ve böyle bir sürü insan olduğunu biliyorum. Onlar için birkaç tane de öneri söylemek istiyorum. Matematik olarak ben Mert Hoca'yı çok izledim. Mert Hoca'yı çok takip ettim. Mert Hoca'yı gerçekten çok güzel kamplar yaptı, çok güzel etkinlikler oldu. Mert Hoca'yı öneririm. Mert Hoca'nın yanı sınırı bıyıklı matematik var. O da güzeldir. İkisini bayağı seviyorum. Diğer YouTube kanallarımız da çok iyi gerçekten. Yani çok iyiler var. Ben kendi izlediklerimi söylüyorum ve öneririm yani bunları kendim için. TYT Fen için oturdum ben sadece Tonguç'tan izledim. Açık konuşayım. Ben Tonguç'tan izledim ama Tonguç'tan kendim not çıkardım. Sonra notlarım üzerinden çalıştım. Tonguç bence kısa bir özet olması için İyi bir kanal çok bence. Çok yüzeysel ben. Çok yüzeysel kalıyor ama zaten ben de onu istiyordum. Yüzeysel olarak kalayım, temel hatlarıyla bileyim. Denemelerde geliştiririm istedim. Çünkü zamandan tasarruf evet, sağlıyor evet. Birazcık. Onun dışında AYT Edebiyat için kesinlikle, AYT Tarih, yani tarih için özellikle söyleyeyim. Oturun lütfen, lütfen. Bunun için yalvarırım hangisini size. Hangisini söyleyeceksin? Benim hocam kanalından Ramazan Yiğit. Aynen ben de. Gerçekten yani... Benim hayata bakış açımı değiştirdi. Sadece evet, tarih olarak değil, benim gerçekten hayata bakış açımı değiştirdi. Bunu da söylemezsem kendimi gerçekten çok kötü hissederim. Yani biraz öyle tutayım. Gerçekten, gerçekten yani lütfen. Ramazan Yetkin izleyin. Edebiyat için Kadir Gümüş izleyin. Coğrafya için Bayram Meral izleyin. Yani lütfen bunları yapın. Bu üçü gerçekten benim hayatıma dokundular. Çok çok etkiler benim hayatımda. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle buradan Ramazan Yetkin'e tekrar seslenmek istiyorum. Onları izleyin. O kadar. Tamam. Yani. O zaman bitti biraz. Bu sefer biraz daha kısalttık kısa diyorum. Kısa olsun istedik zaten 10 dakika. Biraz kısa biraz. Aynen öyle. Biraz sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Hava çok sıcak İstanbul'da. İnanılmaz sıcak. Tamam sıcak. Bu kadar o zaman. Kendinize iyi bakın. Umarım yardımcı olmuştur. İyi çalışmalar dileriz. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Bye.